harcayanlardan biriydi. Şimdi de mecliste sözü Ahmet'e veriyorum. Herkese merhaba. Öncelikle mesleki faaliyetler için katledilmek yerine hapsedilen bütün meslektaşlarımı saygıyla selamlayarak ve kendilerine sevgilerimi ileterek başlamak istiyorum. Aynı şekilde Şebnem Korur Fincancı'dan Gezi tutsaklarına kadar seçilmiş Selahattin Demirtaş ve diğer Kürt milletvekilleri ve belediye başkanlarından ve seçmenlerinden haksız yere, hukuksuzca içeride bulunan herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün 27 yıl oldu bu kötü günün üzerinden geçeli. 27 yılda çok şey değişti ya da hiçbir şey değişmedi. Değişmeyen iki önemli şey var. Bir, Metin'i katleden zihniyet halen iktidarda ve halen insanları katletmeye, hapsetmeye, aptal saptal gerekçelerle suçlamaya devam ediyor. Ama daha önemlisi, değişmeyen bir tek şey daha var. Metin öldürüldükten sonra Fadime anamız bize şöyle söylemişti: Metin olun diye. Kendisi böyle bir acıyla birlikte Metin oldu. Öyle bir Metin oldu ki katillerinin karşısında dimdik durabildi. Bizler de Metin kalmaya ve Metin olmaya çalıştık ve bunu hatasıyla sevabıyla yapmaya devam ediyoruz. O nedenle diyoruz ki halen hakikati aramaya devam eden, hakikati boğmaya çalışanlarla aralarındaki uzlaşmaz çelişkiyi derinleştirmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız mesleki faaliyetleri nedeniyle halen hapsedilmeye devam ediyor. Çabalarına ve dirayetlerine saygıyla, çok saygı duyduğumu söylemek istiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum, bitireceğim. Bu aptal yargı düzeninde meslek haysiyetine sahip çıkamayan, bunca hakim savcının doluştuğu bir sistemin içerisinde bulunanlara gazetecileri suçlayacaklarsa şunu referans almalarını söylüyorum. Bir gazetecinin suçlanacağı tek şey vardır mesleki faaliyetleriyle ilgili: hakikati anlatmaktan vazgeçtiğindedir. Bugün kimlerin hakikati eğip büyüdüğü ve bu suç düzeninin bütün suçlarını, hukuksuzluklarını örtbas etmeye çalıştığını hepimiz görüyor ve biliyoruz. Tarih her şeyi, herkesi hak ettiği yere koyacak. Bugünün tarihi yazıldığında da kimin Metin Göktepe gazeteciliğine, kimin de bu mirasa ihanet ettiğini herkes layığını vererek tarihte yerini alacak diyorum. Çok teşekkürler.